Hemşirenle YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere laylon tepsimi boyadım arkadaşlar. Şuraya bir yere koyacağım. Laylon tepsimin hani ilk halini. Son halinden göstererek videoma başlamak istedim. Şimdi nasıl boyadık? Bir onu anlatacağım sizlere. Son hali bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir boyama şeyim var. Bunlar tek kullanımlık atılabilir ama ben kullandığım malzemeyi göstermek istedim. Şu şekilde akrilik boyalarım var. Akrilik boya kullandım. Şöyle yapalım. Akrilik boyalarından metalik boyasını kullandım. Böyle küçük küçük almıştım. Bunların kırmızısını kullandım. Fırça olarak da rulo fırça kullanmadım. Şöyle fırçalar kullandım arkadaşlar. Şu şekilde fırçalar kullandım. Bunu da vernik atarken kullandım. Tepsiyi nasıl boyadım? Onu anlatayım öncelikle size. Tepsiyi şu fırçayla boyadım arkadaşlar. Bu fırçayla metalik boya kırmızısını kullandım tabii ki. Ondan iki kat boyadım. Yani bu laylon tepsilerde iki kat boyamanız yeterli oluyor. İki kat boyadıktan sonra mesela boyadım, bir gün bekledim. Sonra tekrar boyadım, bir gün bekledim. Ondan sonra şu kolay transfer uygulamasını yaptım. Bunu internetten aldım. Onun yapılışını da zaten videoda göreceksiniz. Kolay transferi uyguladıktan sonra bir gün tekrar bekledim. Kurusun diye arkadaşlar. Boyamaları iki kat yapıp kolay transferi uyguladıktan sonra üzerine vernik uyguladım. Verniğin de markası Cadence. Su bazlı kalın sır vernik arkadaşlar. Bu verniği kullandım. Tepsi boyamada ilk katı boyayacağım. Bu renk yapacağız tepsiyi. Metalik, reçin metalik. Kırmızı arkadaşlar bunun rengi. Şöyle bir boyayı çalkalıyoruz. Çalkaladıktan sonra şöyle tepsiye döküyoruz. Bu tepsiyi de yıkıyorum. Her kullandıktan sonra tepsiyi de yıkıyorum. Öyle devam ediyorum. Şöyle aldık mesela arkadaşlar. Hemen başlıyoruz boyamaya. Öyle boyamak çok zor değil. Çok rahatlıkla canı gönülden boyayabilirsiniz. Bunu iki kat boyarım yine. Diğer tepside de iki katta bu işi çözmüştüm. Neden boyuyorum bu tepsileri? Daha şık oluyorlar. Tabii bunun da deseni güzel ama boyandığı zaman daha şık, daha güzel olacak. Daha sade olacak. Şimdi bu biraz daha basit kalıyor. O yüzden boyuyorum. Bir de çok kullanışlı tepsiler. Biz bu tepsileri yıllardır kullanırız. Yani tepsilerden çok çok memnunuz. Tepsileri değerlendirmek, geri dönüşüm sağlamak amaçlı boyamak istedim. Yani yeni bir tepsi almak yerine elimdeki ürünü kullanmayı tercih ettim. Sizler de öyle yapabilirsiniz benim yaptığım gibi. Yani ne gerek var tekrar tepsi almaya, boyamak da sıfırdan yeni bir tepsi haline getiriyor. Size tavsiye ederim bu işlemi. Boyaması da öyle çok zor değil, çok kolay, çok basit ve çok keyifli oluyor boyaması. Sizler de tepsilerinizi boyayıp geri dönüşüm yapabilirsiniz. Tek yöne boyarsanız arkadaşlar güzel olur. Şöyle tek yöne. Zaten ikinci katı atarken tek yöne doğru giderim genelde. Tepsimizi boyadık. İkişer kat boyadık. İki kat burayı. İki kat da arkasını boyadım. Ve şimdi üzerine kolay transfer uygulayacağız. Şöyle göstereyim. Kolay transfer uygulayabilmek için şöyle bir kenarlarını keseceğim arkadaşlar. Şöyle soluk bir çiçek gibi duruyor ama inşallah soluk çıkmaz. Bu kolay transferi bu tepsiye yerleştirirken sadece çiçek olan kısım tepsiye yapışıyor arkadaşlar. Yani beyaz tarafında yapışır diye bir korkunuz olmasın. Kesinlikle öyle bir şey yaşamıyorsunuz. O yüzden ben şöyle bir fazlalıklarını birazcık alacağım. Daha sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar şöyle yuvarladım. Yani ben yuvarlıyorum. Şu şekilde yuvarladım. Ne yapıyoruz? Şöyle kolayca tutabilmemiz için şu şekilde bir ucuna şöyle minnak bir çentik atacağım arkadaşlar. Şöyle çentik attım.
şöyle kolay transferi uygulayabilmek için şöyle üzerine bir jelatin var arkadaşlar. O jelatini çıkarıyoruz. Şöyle çekiyor ve çıkarıyoruz. Çıkardıktan sonra hemen tepsiye şuraya tepsiye şu çek kısmının şöyle bu şekilde şöyle yapıştırıyoruz arkadaşlar. Ne yapıyorum? Şöyle ikişer parmak, iki parmak da yukarıdan gelecek şekilde. Şu şekilde arkadaşlar. İyice yerleştiriyorum. Sonra arkadaşlar şöyle ıslak bir süngerimiz var. Onu minnacık sıkıyoruz. Başlıyoruz. Şu şekilde süngerimizi kolay transferin üstüne bu şekilde sürmeye başlıyoruz. Yani transferi ıslatıyoruz arkadaşlar. Böyle arkadaşlar iyice suladıktan sonra böyle 2-3 dakika bekleyip daha sonra hemen kağıdı çekeceğiz arkadaşlar. Yanınıza da kuru peçete hazırlayın. Şöyle benim hazırladığım gibi. Fazla suyunu da alırsınız kuru peçeteyle şöyle. Arkadaşlar ne yapıyorum? Şu şekilde hafifçe kaldırıyorum arkadaşlar. Böyle çektirerek de alabilirsiniz ama ben kaldıraraktan alıyorum arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Evet arkadaşlar şöyle aldım. Tepsimizi iki kat boyadık. Kolay transferi uyguladık. Kolay transfer soluk gibi görünüyordu ama kesinlikle soluk değil arkadaşlar. Öyle görüntüye kesinlikle kanmayın. Şimdi de sırada vernik uygulaması yapacağız. Vernik uygulamasında da Kadens'in su bazlı kalın sır verniğini kullanacağım arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim size. Parlama yapıyor da olabilir. Şu şekilde yakından göstereyim. Ben vernik uygulamasını arkadaşlar tepsi olduğu için direkt verniği şöyle tepsinin üzerine döküyorum ve tepsinin üzerinden dağıtacağım verniği. Şöyle tepsinin üzerinden şu etrafa doğru dağıtacağım verniği şöyle. Önce tepsinin arkasını vernikledim. Daha sonra önden kolay transferi yaptım. Şimdi de ön tarafın verniğini yapıyorum arkadaşlar. Verniği bu şekilde yaptıktan sonra verniğin kurumasını bekledik. Son halini de zaten videonun başında gördünüz. Ben artık burada videomu sonlandırmak istiyorum. YouTube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki geri dönüşüm videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın.